Asklepios, yoğun hijyen sayesinde daha fazla hasta güvencesi. Her hastanede günden güne pek çok insan bir araya geliyor. Hepsi de bütün vücutlarında mikrop, yani bakteri ve virüsler taşıyorlar. Her sağlıklı insanda, örneğin cilt ve mukoza üzerinde mikroplar bulunmaktadır. Ancak bu mikropların bazılarında multirezistan organizmalar söz konusudur. Bunlar vücudun içine ulaştıklarında tedavisi daha zor olan enfeksiyonlara neden olabilirler. Hastanede yatan hastaların bağışıklık sistemi çoğunlukla zayıftır. Açık yaralar veya sonda girişleri ayrıca saldırı alanları oluşturabilirler. Bu nedenle Asklipios'ta hijyen hasta güvencesinin en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Hastaneye mikroplar nasıl gelir? Her insan mikrop taşıyıcısıdır. Hastalar ve ziyaretçiler bilmeden tehlikeli mikropları hastaneye taşıyabilirler. Kendileri hasta olmayıp sadece taşıyıcılardır. Asklepios hastaları korumak için ne yapıyor? Her hastanede hastaların korunması için hastane hijyenistleri, hijyen uzmanları, aynı zamanda hijyen görevlisi doktorlar ve bakım personeli çalışmaktadır. Belirli mikroplar için riskli olan hastalarda hastaneye yatışlarında bir sürüntü incelemesi ya da bir tarama yapılır. Pozitif bulgu durumunda ardından daha sıkı koruyucu önlemler alınır. Asklepios hijyen önlemlerini sürekli geliştirmektedir. Bunlara örneğin dezenfektan bakır alaşımları içeren kapı kollarının kullanımı dahildir. Ellerin dezenfeksiyonu büyük önem taşıdığı için tüm Asklepios klinikleri temiz eller aksiyonuna katılmaktadır. Hastane personeli hangi hijyen önlemlerine uymaktadır? Eller mikropların ana bulaşma yoludur. Bu nedenle ellerin dezenfeksiyonu en önemli hijyen önlemidir. Dezenfektan sıvı itinalı bir şekilde uygulandığında tüm mikropların %99,9'unu güvenilir bir şekilde öldürür. Hastalar ve ziyaretçiler de ellerini hastanede düzenli bir şekilde dezenfekte etmelidirler. Dispenserler birçok yerde mevcuttur. Bunda doğru teknik önem taşımaktadır. 1. Avuç içi avuç içi üstünde. 2. Sağ avuç içi sol el sırtı üzerinde ve sol avuç içi sağ el sırtı üzerinde. 3. Sol baş parmağı kapalı sağ avuç içinde dairesel hareketlerle ovalayın ve aynı şekilde diğer eli. 4. Parmaklar birbirinin arasına geçmiş şekilde avuç içi avuç içi üzerinde. 5. Kapalı parmaklarla parmakların arka yüzleri birbirinin içine geçmiş şekilde karşı taraftaki avuç içinde. 6. Sağ elin tüm parmak uçları sol avuç içine alarak dairesel hareketlerle ovalayın ve aynı şekilde diğer eli. Ellerin dezenfeksiyonu daima her hasta temasından önce ve sonra yapılmalıdır. Hastanın yakın çevresinin dezenfeksiyonu da önemlidir. Bunun için dezenfektan bezler kullanılmaktadır. Hastalar ve ziyaretçileri için aşağıdakiler geçerlidir. Ellerinizi özellikle tuvaletten sonra iyice yıkayın. Mevcut dispenserleri kullanarak ellerinizi düzenli bir şekilde dezenfekte edin. Özellikle tedavi eden hekimin veya bakım personelinin önerisi üzerine Birbirinizi ellerin dezenfeksiyonu için teşvik edin. Hasta komodinlerinin üzerine boş bırakın. Sonda veya yaralara dokunmaktan kaçının. Hijyen kuralları hakkında bilgi edinin ve sorularınız varsa klinik personeline sorun. Ziyaretçiler için ayrıca şunlar geçerlidir. Kliniğe yalnızca kendiniz sağlıklıysanız gelin. Örneğin, soğuk algınlığı, grip veya ishal durumunda ziyaretten vazgeçin. Hijyen konusunda sorularınız olması durumunda çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olurlar.